Mehmet, Amerika'nın en çok konuştuğu bir soruyu da hemen sana soralım. ChatGPT'nin üreticisi OpenAI CEO'luğundan atılmıştı Sam Altman. İşte Microsoft'a geçti bazı arkadaşlarıyla birlikte. Ama bu karışıklığın ardından tekrar OpenAI'ya CEO'luğa geri getirildi. Bir karışıklık yaşanıyor. Özellikle üretken yapay zekanın öncüsü OpenAI. Ne oluyor bu karışıklıkta? Şimdi gelinen nokta nedir? Gelinen noktayı söyleyelim, sondan başlayalım. Sam Altman tekrar geri döndü. OpenAI'in, yani ChatGPT olarak o bilinen hani yapay zeka sohbet robotu bir anda dünyanın gündemine yapay zekayı taşıyan uygulama, onun CEO'suydu. Birkaç gün önce yönetim kurulu tarafından görevden alındığını açıkladı. Ardından da Microsoft şirketine geçeceğini duyurmuştu. Ama bunun üzerine OpenAI çalışanlarının yaklaşık %95'i Altman'ın görevden alınmasıyla birlikte kendilerinin de istifalarını sunacaklarını bildirdiler ve bir karışıklık yaşanmaya başladı. Aynı zamanda OpenAI yönetim kurulu, yani Altman'ı görevden alan yönetim kurulu, tam net olarak da neden görevden alındığına dair açıklayıcı bilgiler paylaşmamıştı. Şimdi bundan geri adım atıldı. Microsoft tarafından da bir açıklama var. Microsoft da karardan memnuniyet duyduğunu belirten bir açıklama yaptı ki Microsoft ChatGPT'nin en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Burası kar gütmeyen, yapay zeka geliştirmeye çalışan bir kurum aynı zamanda. Daha da güçlü geri dönüyor Altman, onu söyleyebiliriz. Çünkü şimdi geri dönüşüyle birlikte, CEO'luğa geri dönüşüyle birlikte kendisini görevden alan yönetim kurulunu da neredeyse baştan aşağı değiştiriyor. Yeni bir yönetim kurulu olacak. Artık önümüzdeki günlerde neden böyle bir kriz yaşandı, niçin Altman'ı yönetim kurulu görevden almak istedi, detaylı olarak o açıklamayı yaparlarsa biz de öğreneceğiz. Ama özellikle yapay zeka dünyasında bir anda, teknoloji dünyasında ne oluyor, neden böyle bir şey yaşandı, bu kadar ani ve bu kadar üst düzey bir ismin görevden alınması niye bu kadar ani gerçekleşti soruları sorulmuştu. Şu aşamada Altman geri dönüyor, söylediğim gibi ChatGPT'nin bütün yönetim kurulunu da baştan aşağı değiştiriyor. İlginç taraf, dediğim gibi Microsoft da bu son gelişmeden memnun olduğunu açıkladı.